Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 190-193. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada savaşla alakalı, savaşın hükümleriyle alakalı bazı meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın. اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlarla. وَلَا تَعْتَدُوا Ve haddi aşmayın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ Allah haddi aşanları sevmez. Burada Allah-u Teala Allah yolunda savaşı nazara veriyor. Yani savaş insanlık aleminin tarihi bir realitesi. Önce Adem'in iki oğlu Kabil ve Habil birbirleriyle dövüştüler. Kabil Habil'i öldürdü. Ve bu yeryüzünde ilk cinayet. Ama iş burada kalmadı ve Adem'in oğulları birbirleriyle dövüşmeye devam ettiler. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla insan var ve dünyanın değişik bölgelerinde savaş devam ediyor. Ve tarih boyunca da savaşlar devam etmiş. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın şöyle dediği İncil'de geçiyor. Eğer birisi sizin sağ yanağınıza vurursa öbür yanağınızı da ona çevirin, ona da vursun. Her ne kadar kitaplarında böyle geçse de tarih boyunca onlar da savaş yapmışlar. Ve İkinci Dünya Savaşı Hristiyan dünyanın kendi arasında bir savaşı gibidir. 63 milyon insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla bazıları işte İslam'da savaşla alakalı hükümler var deyip tenkit etmek isterlerse de bu noktada sonuna kadar haksızdırlar. Çünkü bütün devletlerin, milletlerin hukuklarında savaş bulunmaktadır. Ve yeri geldiğinde kendini savunmak bu gayet normal bir haktır. Nefsi müdafaa hak olduğu gibi bir devletin, bir milletin kendini savunması ve o noktada savaş yapması elbette üzerlerinde aynı zamanda bir hak durumundadır. Allah-u Teala ayet-i kerimede Allah yolunda savaşın diyor. Yani bazıları başka gayelerle savaşabilirler. İşte ganimet elde etmek, topraklar elde etmek, dünyanın servetini elde etmek gibi bu tarz gayelerle savaşanlar olur ve olmuştur. Günümüzde de olmaya devam etmektedir. Ama Müslümanların yapacağı savaş Allah yolundadır. Ve Allah yolunda olan savaş dinini, mukaddesatını korumak için, vatanını, milletini korumak için yapılan bir savaştır. Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'ye kendisi vefatına yakın bir zamanda şu vasiyette bulunuyor. Ve diyor ki, evladım biz kuru bir cihangirlik davasında değiliz. Biz ilahi kelimetullah için mücadele ettik. Sakın sen de bu gayeden ayrılma diyor. Osmanlı çok geniş topraklara sahip oldu. Ama oraları sömürmek için değil, oralara adalet götürdü, oralara hürriyet götürdü. Öyle ki İstanbul fethedilmezden önce İstanbul manen fethe hazır hale gelmişti. Öyle ki insanlar burada kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmek daha evladır böyle diyecek duruma gelmişlerdi. Osmanlı Balkanları 400 yıl idare etti. Ve oralara huzur götürdü, barış götürdü, hürriyet götürdü. Dinlerine müdahale etmedi. Evet oralardan vergi aldı ama alınan vergiden çok daha fazlasını hizmet olarak oralara götürdü. Demek ki gerek Osmanlı'da gerek diğer İslam devletlerinde yapılan mücadele Allah yolunda bir mücadele, Allah yolunda savaş. Ve ayetin devamı اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlarla savaşın. Yani sizinle savaşmayanlarla savaşmayın. Mefhum muhalifinden bu da anlaşılabilir. Malum İslam'ın Mekke döneminde önce savaşa izin verilmemişti. Çünkü Müslümanların sayısı azdı. Ve eğer savaşa izin verilseydi o bir avuç Müslüman ortadan kalkabilirdi. Öte yandan Mekke döneminde Müslümanlarla müşrikler aynı toplum içindeydi. Aynı evde hem Müslüman hem de müşrik bulunabilmekteydi. Eğer savaş izni verilmiş olsaydı bu bir iç savaş anlamına gelecekti.
ve kurunun yanında yaş da yanabilecekti. Bundan dolayı Mekke döneminde Müslümanlar sabretmekle, ellerini çekmekle, bu gibi şeylerle mükellef tutuldular. Ama Medine'ye hicretten sonra artık Müslümanların da müstakil bir devleti oldu ve saflar ayrıldı. Müşrikler Mekke'de, Müslümanlar Medine'de oldu. Bunun neticesinde Allah-u Teala savaşa izin verdi. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde izin verildi şeklinde ifade ediliyor. Yani kendileriyle savaşılan, dinlerinden dolayı zulmedilen kimselere karşı koyma hususunda izin verildi. Önce izin veriliyor. Burada olduğu gibi doğrudan savaşın emredilmesi de söz konusu. Ancak bu yapılacak olan savaş, sizinle savaşanlarla savaşın. Yoksa düşman eğer kendi halindeyse, eğer doğrudan saldırgan değilse durup dururken onunla savaşmanın bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim'de la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur ayeti var. Yani dininden dolayı, inancından dolayı insanlar zorlanamaz. Zorla Müslüman yapılamaz. Gerek Peygamberimiz döneminde İslam devletinde gayrimüslimlerin yaşaması, gerek Emevilerde, Abbasilerde, Osmanlılarda yine benzeri durumların olması buna gayet güzel bir örnektir. Dinlerinden dolayı insanlar öldürülmez. Din hürriyeti, vicdan hürriyeti bulunmaktadır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşla alakalı bazı açıklamaları yaparken komutanlarına şunu söylüyor. Gideceğiniz yerlerde çocuklara saldırmayacaksınız, kadınlara saldırmayacaksınız. Manastırlara çekilmiş, kendini ibadete vermiş olanlar vardır. Onlara karışmayacaksınız. Gittiğinizde önce Müslüman olmalarını teklif edin. Kabul etmezlerse cizye vermelerini, vergi vermelerini teklif edin. En nihayette artık kaçınılmaz olursa o zaman da savaşın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mealde komutanlarını hatırlatıyor. İşte burada sizinle savaşanlarla savaşın derken savaşmayan çoluk çocuk, yaşlı, din adamları bunlarla savaşmayın. Bu manada bir değerlendirme var. Kadın eğer savaşçıysa, hani bir kısmı özel bir eğitim almış olur, bir erkek gibi savaşabilir, elbette onlarla da savaşılır. Ama kendi halinde bir kadınsa onunla savaşılmaz. وَلَا تَعْتَدُوا ve haddi aşmayın. Haddi aşmak aşırılıktır. İslamiyet ise dengeler dinidir. Her şeyi vasat bir şekilde, dengeli bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla Müslümanlar hiçbir zaman problem çıkaran taraf olmamalı, savaşı başlatan taraf olmamalı ve eğer savaş meydana gelmişse savaşta da taşkınlık yapılmamalı. Mesela diyelim bir kavimle anlaşma yapılmıştır. Anlaşmayı tek taraflı bozarak onlara saldırmak anlaşmanın ilkelerine aykırıdır. Bu bir Müslümana yakışmaz. Öte yandan diyelim savaş esnasında hızını alamayıp düşmanın gözünü çıkarmak, kulağını kesmek, burnunu kesmek, bunlara müsle tabir edilir. Bu gibi taşkınlıklar yapmak, bu da yine uygun değildir. Savaştan sonra diyelim esir alınmışlardır, esirlere işkence yapmak, bu da yine uygun değildir. Ve belli bir sözleşme yapılmışsa, sözleşmeyi tek taraflı bozmak yine uygun değildir. Demek ki haddi aşmayın bu gibi manaları ifade ediyor. İnna Allaha la yuhibbul mutedin, Allah haddi aşanları sevmez. Vaktuluhum haysu sagiftumuhum, onları bulduğunuz yerde öldürün. Yani kendileriyle savaş halinde olduğunuz, sizinle savaşan kimseleri bulduğunuz yerde öldürün. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerimeleri evveliyle ve ahiriyle, hatta Kur'an'ın tamamı içinde bir bütünlük halinde görmek lazım ve ona göre değerlendirmek gerekir. Yoksa şu anda okuduğum ayeti tırnak içinde verecek olursak, وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ, onları bulduğunuz yerde öldürün. Bazıları şöyle anlayabilir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre Müslüman olmayanların hayat hakkı yoktur ve bunlar nerede bulunursa öldürülmelidir. Bu anlamda anlayanlar olabilir.
Bu yanlış bir anlama. Öyle bir şey söz konusu değildir. Evvelini zaten gördük. Savaş haliyle alakalı. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın emir gelmişti. Dolayısıyla sizinle savaşanları bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü savaş halinde eğer siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek. Bu savaşın bir kuralı. Ve ahricuhum min haythu ahricukum. Onlar sizi nereden çıkarmışsa siz de onları oradan çıkarın. Peygamberimiz devriyle alakalı açıkladığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deydi. Mekke'de Allah'ın dinini tebliğ ediyordu. Ama oradaki müşrikler Peygamberimizi ve ehli imanı oradan hicrete mecbur etti. Ve böylece Peygamberimiz ve yanındaki Müslümanlar Mekke'yi bıraktılar, Medine'ye hicret ettiler. İşte o Mekke müşrikleri sizi nasıl Mekke'den çıkarmışlarsa, eğer şirkte ısrar ederlerse siz de onları Mekke'den çıkarın. Gerçekten de Mekke fethedildiğinde İslam'a girmeyenler oradan çıkmak durumunda kaldılar. Ve böylece ayet-i kerimenin hükmü gerçekleşti. Vel fitne eşeddü minel gatl. Fitne öldürmekten daha beterdir. Yani bu da önemli bir hükmü ortaya koyuyor. Fitne öldürmekten daha beterdir. Daha kötü bir durumdur. Buradaki fitne insanları dininden dolayı ezaya maruz bırakmak. Onlara din hürriyeti, vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti, ibadet hürriyeti tanımamak. İşte Mekke müşriklerinin İslam'ın ilk döneminde Mekke'deki Müslümanlara reva gördükleri hal tamamıyla bir fitnedir. Tamamıyla insanların dini değerlerini kabul etmemek ve bundan dolayı baskı uygulamaktır. Onların böyle bir durumu insanları öldürmekten çok daha beter bir durumdur. Evet, öldürmek çok kötü bir şey ama bundan daha da beter durumlar söz konusu. Dininden dolayı işkenceye maruz kalmak bunlardan bir tanesi. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ Onlar Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça orada onlarla savaşmayın. Mescid-i Haram, Kabe ve çevresi ve buralara haram denilmesi hem hürmetten dolayı hem de buralarda savaşın yasak olmasından ve buraya sığınan bir kimse oradan çıkarılmadıkça doğrudan öldürülemiyor. Yani velev büyük bir düşman da olsa oradayken öldürülemiyor. İşte müşrikler de diyelim Kabe'ye sığındılar. Bu durumda ne olacak? Ayet-i Kerime onlar sizinle savaşmadıkça, Mescid-i Haram'da savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın diyor. Ve in gatelukum faktuluhum. Ama onlar oradayken sizinle savaşırlarsa siz de onları öldürün. Yani demek ki oranın hürmeti, oranın haramlığı belli bir noktaya kadar. Eğer diğer taraf bunu çiğneyecek olursa elbette Müslümanların misilleme hakkı vardır. Karşı mukabele de bulunma hakları bulunmaktadır. Kezalike cezaul kafirin, işte kafirlerin cezası böyledir. O inkarcıların cezası böyledir. Yani demek ki bu ceza küfürlerinden dolayı, inkarlarından dolayı. فَاِنْ اِنْتَهَوْ Eğer son verirlerse فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şüphesiz Allah da غَفُورُ rahimdir. Yani eğer onlar şirke, küfre son verirlerse Allah onları bağışlar. Çünkü Allah غَفُورُ rahimdir. Burada ey Müslümanlar siz de onları bağışlayın. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah bağışlayandır. Merhamet edendir. Siz de onlara merhamet edin. Onları bağışlayın. Böyle bir mana kendisini hissettiriyor. Ve katiluhum, onlarla savaşın. Hatta la tekuna fitne, fitne kalmayıncaya. Ve yekuna dinu lillahi, ve din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Burada savaşta hedef gösteriliyor. Dinin tamamıyla Allah'ın olması ve yeryüzünde fitnenin kaldırılması. Mesela günümüzde bazılarının Büyük Orta Doğu projesi var. Ve Büyük Orta Doğu projesiyle kendilerine göre bir barış meydana getirmek. Ama bu barışı meydana getirmek için de gerekirse savaşmak. Bu gibi projelerini ortaya koydular. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde
çok daha geniş bir hedef Müslümanlara gösteriliyor. Global bir hedef, dünyanın her tarafını içine alacak bir hedef. O da nedir? Dinin tamamıyla Allah'ın olması. Tabii bunu herkesi zorla Müslüman yapmak anlamında değil. O şekilde anlamak yanlış olur. Daha önce ifade ettiğim gibi Kur'an'da yer alıyor. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla demek ki zorla Müslüman yapmak değil ama dünyanın her tarafında Allah'ın dini anlatılabilmeli. Allah'ın dini dünyanın her tarafında yaşanabilmeli. Bununla alakalı bir ortamı sağlamak Müslümanların görevidir. Bir başkası da hatta la tekune fitne, fitne kalmayıncaya kadar. Yani yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadeleye devam. Bu şu anlamda, diyelim ki Osmanlı kendi devrinin süper devletiydi. Avrupa'da veya dünyanın uzak bir yerinde herhangi bir haksızlık olduğunda Osmanlı müdahale edebiliyordu. Ve o şekilde oralarda adaletin tesisine, barışın tesisine yardımcı oluyordu. Allah-u Teala bu ayetle Müslümanlara böyle bir görev veriyor. Müslümanlar güçlü olmalı ve bu güç ile dünyanın her tarafında ne gibi fitneler varsa, ne gibi kargaşalar varsa onlara müdahale edebilmeli. Yani bu başka bir coğrafyadadır, bizi ilgilendirmez denilmemeli. Allah-u Teala bu noktada Müslümanlara hedef gösteriyor. فَاِنْ تَهَوْ Eğer son verirlerse fitneye, kargaşaya, şirke son verirlerse فَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ O zaman zalimler dışında olanlara düşmanlık yapılmaz. Yani düşmanlık sadece ve sadece zalim olanlara yapılır. İslam dini esas itibariyle barışı esas alır. Mesela karı koca geçimsizliğinde ve sulhu hayır, sulh hayırlıdır, barış hayırlıdır ifadesi var. Karı koca ile ilgili meselelerde böyle olduğu gibi genel anlamda da barış esastır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'de barış yapması ve bu barışın Kur'an-ı Kerim'de Fethi Mübin olarak ifade edilmesi, bu da barışın önemini ortaya koyan durumlardadır, durumlardandır. İşte tarih boyunca Müslümanlar barış ortamında dinlerini daha iyi yayabilmişler. Evet, İslamiyet dünyanın doğusuna batısına hemen hemen her tarafına gitti gidiyor. Oralarda yayılıyor, intişar ediyor. Ama herkes bilir ki zorla bir dini kabul ettirebilmek mümkün değildir. Bir insanın şakağına silahı dayarsınız veya boynuna kılıcı dayarsınız. Ya Müslüman ol ya da seni öldüreceğiz dediğimizde can korkusuyla Müslüman oldum diyebilir. Ama bu bir başarı değildir. Ve o kimse iç dünyasında iman etmemektedir. Hatta içten içe daha da Müslümanlara karşı kin dolmaktadır. Elbette böyle bir metodun başarılı olmayacağı ortada. Ama Müslümanlar güzel bir şekilde İslamiyet'i uygularlarsa, güzel bir şekilde İslamiyet'i yaşarlarsa ve güzel bir şekilde de tebliğ ederlerse dünyanın her tarafı fevç fevç Allah'ın dinine koşabilecektir. Cenab-ı Hak Allah yolunda mücadele etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.